Alexander Sergeyevich Pushkin, Kaptanın Kızı. Alayına çavuş yazdırmışım. Eğer annem beklenmedik şekilde bir kız dünyaya getirseymiş, babam dünyaya gelmemiş çavuşun ölümünü gerekli yerlere bildirecek, konuda böyle kapanacakmış. Öğrenimini bitirene kadar izinli sayıldım. O zaman eğitim anlayışı şimdikinden çok farklıydı. 5 yaşına bastığında aslında seyimizin olan Saliyeviç'e teslim edildi. Saveliçlerle layık gezdiği için getirilmişti. Onun gözetiminin altında 12 yaşında Rusça okuma yazmayı öğrenmiş, bir tazın niteliklerinin üzerine gayet güzel sohbet edebilecek hale gelmiştim. O günlerde babam Moskova'dan yıllık şarap ve zeytinyağı stokuyla birlikte benim için Mor Sövbüs adında bir Fransız getirtti. Yeni öğretmen gelişi Saveli için hiç hoşuna gitmedi. Tanrı'ya şükür çocuk temiz, pak, saçı başı taranmış, karnı tok, kendi adamımız azmış, bir sürü para döküp Mor Sövbüs'ü tutmak şart mıydı? Boğaziçi memleketindeyken berbermiş. Prusya'da askerlik yapmış. Sonra da her ne kadar kelimenin anlamını pek bilmese de Rusya'ya gelmiş. İyi bir genç olan Boğaziçi ne yazık ki çok düşüncesiz ve derbederdi. En büyük kusuru ise kadınlar olan zaafıydı. Onlardan günlerce acısını unutamadığı tokatlar yediği olurdu sık sık. Üstelik kendi deyiminde şişe düşman sayılmazdı. Yani kafa çekmeye bayılırdı. Fakat biz de şarap yalnızca akşam yemeğinden sonra, o da yalnızca bir kadeh verildiğinde. Benim Börtlus kısa zamanda Rus likörüne alıştı. Hatta kendi ülkesinin şaraplarına göre mide için kesinlikle çok faydalı olduğunu söyledi. Bu içkiyi özellikle tercih eder oldu. Onunla hemen arkadaş olduk ve her ne kadar anlaşmaya göre Fransız, Almanca ve tüm bilimleri öğretti.